Merhaba tam indir takipçileri. Bu videomuzdaki misafirimiz Xiaomi Redmi Note 9. Sevilen bir akıllı telefon. Özellikle ülkemizde de geçtiğimiz sene Note 8 ve Note 8 Pro'nun çok satıldığını biliyoruz hepimiz. Gelin bakalım Note 9 bizlere neler sunuyormuş. Sevgili dostlar, bu elimi tutmuş olduğum akıllı telefonun fiyatı 2600 ila 3000 TL bandında gidip gelen bir fiyat aralığında ve açıkçası ilk olarak bu cihazı sizlere anlatmaya telefonun yazılım tarafıyla başlamak istiyorum. Cihazda Android 10 yüklü olarak karşımıza çıkıyor ve arayüzüne baktığımızda Xiaomi'nin kendi arayüzünün son versiyonu, 11. versiyonu karşımıza yine çıkıyor. Arayüz olarak cihazın arayüzünü, menülerin kullanışlılığını oldukça beğendim. Xiaomi'nin arayüzünü ve akıcılığını çok seviyorum zaten. Ve baktığımızda yine Note 9'un işlemci tarafında MediaTek modeli bir işlemci kullanıldığını görebiliyoruz. MediaTek'in G85 modeli bu cihazda işlemci olarak görev yapıyor. G85 ile alakalı şunu sizlere aktarabilirim. G85 genel olarak günlük işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir işlemci modeli, ancak çok üst düzey performans beklememeniz gerektiğini de aktarmalıyım sizlere. Ve bu noktada şunu da aktarayım hemen. Kendisinin içinde bulundurduğu işlemci ile Note 8 Pro'nun içinde bulundurduğu işlemcinin arasında performans anlamında günlük kullanımda çok büyük bir farkı sizin hissetmeniz mümkün gibi gözükmüyor sevgili arkadaşlarım. Burada bir miktarda Note 8 Pro ve Note 8'e de açıkçası biraz yakınlığım var benim. Çünkü fiyatı sebebiyle bu akıllı telefonu birazdan sizlere zaten eleştiriyor olacağım. RAM tarafına baktığımızda Note 9 modelinde 3 GB bir RAM var arkadaşlar. 64 GB'lık da bir sabit depolama var. Eğer isterseniz Redmi Note 9'un hafızasını microSD kart ile arttırabiliyorsunuz ve Geekbench skorlarına baktığımızda videonun sizlere başında aktardığım gibi orta seviye bir akıllı telefona yakın performansı olduğunu da sizlere aktarayım. Redmi Note 9'un ekran tarafı güzel düşünülmüş arkadaşlar. Güncel bir tasarımla geliyor Redmi Note 9'un ekranı. Ekranda 6.53 inçlik IPS LCD bir panel kullanılmış durumda. Bu panelin ekran kasa oranına baktığımızda %83.5'luk bir ekran kasa oranını görebiliyoruz. Güzel bir ekran kasa oranı var. Belki biraz daha da iyi noktaya gidebilirdim. Fakat altındaki şu siyah çerçeve bir miktar kalın olduğu için çok yüksek ihtimalle ve etrafındaki çerçevelerin de bir miktarda inceltilmesi durumunda daha iyi bir ekran kasa oranı ile karşımızda olabilirdi bu akıllı telefon. 1080'e 2340'lık bir çözünürlüğü var ve ekranın piksel yoğunluğuna baktığımızda 395 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Ekran detaylarıyla bu cihaz Note 8 Pro'ya oldukça benziyor arkadaşlar. Hatta çok da benzerlikleri olduğunu da gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim. Parlaklık noktasına değinmek istiyorum. Cihazı elime aldığımda gün ışığı altında beni oldukça tatmin eden bir performans sunmayı başardı. Ekranın parlaklık seviyesine baktığımda 450 nite kadar çıkabilen bir parlaklık seviyesi olduğunu gördüm bu akıllı telefonda. Dolayısıyla güzel bir parlaklık seviyesine sahip olduğunu sizlere aktarabilirim. Cihazın ön tarafında kullanılan koruma malzemesi de bizler için önemli. Bu fiyat seviyesinde çok görmediğimiz bir detay. Gorilla Glass 5 kullanılmış arkadaşlar bu telefonun ön tarafında. Ama siz olun yine de tabii ki ekran koruyucusu olmadan bu akıllı telefonu kullanmayın, benden size tavsiye. Bu akıllı telefon için önemli olan detaylar var tabii. Arkasındaki kameralar sevgili dostlar. Arkasındaki kameralar güzel işler ortaya çıkartıyor. Ana kameraya baktığımızda 48 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz ana kameranın. Ve 1.8 diyafram aralığını da bünyesinde bulunduruyor bu cihazın kamerası. Ultra geniş açılı kameraya baktığımızda 8 megapiksellik bir kameranın bizlerle buluştuğunu ve 118 derecelik çekimler yapabildiğinizi görüyorum. Rakiplerine baktığımızda da zaten 120 derece ile 123 dereceliğe varan bir çekim yaptığını yine görebiliyoruz diğer modellerde. Dolayısıyla arada çok büyük bir farklılık yok. 2 megapiksellik makro kamera ise sabit bir netlemeye sahip. Ancak gün ışığı altında ve ışık iyi ise makro çekimlerde güzel performansları da bizimle buluşturuyor. Şimdi bunu da atlamadan söyleyeyim sizlere. Ve 2 megapiksellik son kameramızda, 4. kameramızda derinlik algılayıcı görevini üstleniyor. Bizler için güzel portre fotoğraflar çekimlemesini sağlıyor. Güzel bir performansı var kameranın. Bunu söyleyebilirim fotoğraf anlamında. Rahatlıkla bunu sizlere aktarabilirim. Ancak video tarafına baktığımızda o kadar da tatmin edici sonuçlarla karşılaşmadığımı da sizlere söyleyeyim. Ön kameraya gidelim. Ön kamerada 13 megapiksellik bir ön kamera kullanılmış durumda. Bu kamera tabii ki aynı zamanda portre fotoğraflar da çekebiliyor yazılım desteğiyle. Ancak ben cihazın düşük ışık altında selfie kamerasıyla çektiği fotoğraflardan çok da memnun kalmadım arkadaşlar. Daha iyi bir performansı olabilirdi. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bu fiyat seviyesinde
içinde kesinlikle daha iyi çekebilen ön kameraya sahip cihazlar da elime geçmişti. Video tarafına değinelim bir. Bahsettim zaten sizlere az önce. Full HD'de 30 FPS çekebiliyor. 720p'de yani HD kalitede de 30 FPS ya da yavaşlatılmış olarak 120 FPS çekim yapabiliyor bu akıllı telefon. Ve pil tarafı önemli bizler için. 5020 mAh'lık bir pil var bu akıllı telefondan. Pil tüketimi çok iyi. Uzun süreler, hatta çok yoğun bir kullanıcı değilseniz kesinlikle 2 gün şarj etmeden bu cihazı kullanabilirsiniz. Hızlı şarj anlamında Redmi Note 9'da 18 wattlık bir adaptör kutudan çıkıyor. Bu da yine olumlu bir gelişme ve telefonun pil performansı dediğim gibi oldukça tatmin edici. Aynı zamanda bu cihazda kablolu terse şarj var arkadaşlar. 9 watt'a kadar hızlı bir şekilde herhangi bir telefonu şarj edebilirsiniz. Etrafınızdaki arkadaşlarınızın telefonlarında da powerbank görevi görebilirsiniz. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Ve Redmi Note 8 ailesiyle peynir ekmek gibi satılan, aslında yani tabiri caizse o cihazlar dünya çapında peynir ekmek gibi satıldı arkadaşlar. Note 8 ailesi ciddi anlamda güzel başarılar elde etti. Ve Note 9'da da bu başarıların sağlanabilir mi, sağlanabilmez mi emin değilim. Ama oyun tarafına değinmek istiyorum birazcık fiyat değerlendirmesine doğru giderken. Cihazda PUBG deneyimleme fırsatına eriştim. Desteklediği en yüksek çözünürlükte ve en yüksek ayarlarda bu telefonda oyunu deneyimlememe rağmen herhangi bir problemle karşılaşmadım. Arka tarafında bulunan parmak izi okuyucu oldukça düz bir sistemine yerleştirmiş durumda ve çok da performansı çalışıyor. Yani bu işaret parmağımı buraya koyduğum an genelde telefonun kilidi açıldı ve bir problemle de karşılaşmadım açıkçası. Note 9 ile Note 8 Pro'yu yan yana koyduğumda benim şahsi açıkçası değerlendirmem ufak bir fiyat farkı da olsa aralarında düşük, zaten Note 8 Pro biraz daha düşük en azından bugünlerde. Fakat kafa kafaya da olabilir bazı sitelerde. Ama benim tercihim çok yüksek ihtimalle Note 8 Pro'dan yana olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Note 9'a göre Note 8 Pro'nun kamera detaylarında da daha olumlu gelişmeler mevcut. Bunları da sizlere aktarmak istiyorum. Ve tabii ki cihazla alakalı bir sorunla karşılaşmadım mı sorusuna da gelince, ben telefonun genel olarak günlük kullanımda kullanıcısını memnun edeceğini, performansıyla üzmeyeceğini, oyun anlamında ise beklentileri karşılayabilecek bir model olduğunu sizlere kendi yorumlarım olarak aktarayım arkadaşlar. Satın alır mıydım, almaz mıydım noktasındaki yorumlarımı da sizlere söyledim. Ancak yenilikçi bir tasarım istiyorsanız, daha güncel bir tasarım kullanmak istiyorsanız tabii ki siz de Note 8 ailesi yerine Note 9 ailesini tercih edebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz Redmi Note 9 hakkında? Bu cihazla alakalı herhangi bir sorunuz var mı? Varsa tabii ki yorumlara bırakmayı, bu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve tabii ki yorumlarınızı da aşağı bırakmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.